Polis falan tanıdıkları var işte. Bir yerlere telefon açtı. Ondan sonra bir telefon trafiği falan oldu. Getirdi zart diye adresi koydu önüme. Zart diye mi koydu? Hı-hı. Seninle hemen bir telefon çaksaydın Makardo. Zeynep deseydin. Böyleyken böyle deseydin. Problem yok deseydin. Biz de merak etmeseydik seni. Yani bir dakika ne oldu? Sen şimdi benimle dalga mı geçiyorsun? Evet. Ne oldu? Zorlu mu gitti? Yarıya gitmedi de yani. Yakışıyor mu peki senin gibi bir tatlı bir kıza? Sana yakışıyor mu peki? Ya deli bu kız ya. Harbi diyorum bak deli ha. Bakıyorum. İkinci aşamaya geçilmiş. Beni olduğum gibi kabul et faslı geride kalmış. Yok. Biz hep ilk aşamada kalacağız. İlk günkü gibi. İlk gün dedi. Demet de bana başta öyle diyordu ama sonra gördük. Aşkın gözü sadece birinci basamakta kördür. Kaç basamak bu? Bence kiminle ilişki yaşadığına bağlı. Ya bırak Allah'ını seversen. Bunların hepsi fırıldak ya. Bunların ipiyle kurtulayım. Neyse ben seni sonra ararım. Konuşuruz tamam mı? Vallahi hiçbir şey anlamadım kuzey. Ya müşteri geldi. Kapatıyorum ben sonra. Ararım seni. İyi tamam hadi kolay gelsin. Neden açmıyorsun telefonlarımı? Niye konuşmuyorsun benimle? Hayırdır? Ben bu cezayı hak etmiyorum. Bana böyle davranamazsın. Hakkın yok buna. Sen ne hakkından bahsediyorsun? Senin hakkın mı var bunları yaptıktan sonra? Özür dilerim senden. Sima'yı için de elimden geleni yaptım. Daha ne yapayım? Ayaklarına mı kapanayım? Yalvarayım mı sana? Daha ne istiyorsun benden? Söyle. Sen bir şey yapma. Kendini affettirmek için hiçbir şey yapma. Hatanı telafi etmeye falan çalışma. Ben bir cezayı hak etmiyorum. Suçum Cemre'den fazla değil. Bir düşün bakalım. Kim daha çok zarar verdi sana? Bana bak Cemre'yi Memre'yi karıştırma sen. Biz senin ne yaptığını çok iyi biliyoruz. Bir kere gördüm seni. Peki sen? Ondan uzaklaşabilmek için benimle bir şeyler yaşadın. Benim duygularım, benim gururum umrunda olmadı. En büyük zararı ben gördüm. En büyük zararı ben aldım. Aldatılan ben. Bana bak. Ben istemedim kötü olmayı. Bu ben değilim. Değilim. Bir tarafında bir şey var mı? Allah'ım ya. Tamam bırak ben hallederim bırak. Bırak ben hallederim. Mahvoldu etraf. Söylediklerimin hepsinde haklıydım. Bana bak. Ben sana yalan söylemedim. Ben seni hiç kandırmadım. Beni kullandın dedin, hele o bana çok koydu. Anladın mı beni? Sana başından beri söylemiş olduğum her şey gerçekti. Gerçekten başka durumlarda olsaydık hayatımda olmanı isterdim. Cemre'yi deliler gibi sevmeseydin. Hayatım bu kadar karışık kuruşuk olmasaydı eğer. Her şeye rağmen bir umudun olmasaydı. Baştan mı başlayacaksın? Hayır, baştan mı başlayacaksın tartışmaya? Buraları dağıtmaya. Buyur başla. Buyur devam et. Söylenmemiş o kadar çok şey var ki. Hiçbir şey biz de affedemiyorum. Senin paşa gönlün bilir, keyfin bilir. Zeynep. Dizlerinin üstünde kapanıp yalvartmazsan bana da Zeynep demesinler. Abi. Usta gelmeden yardım edeyim istersen temizleyelim. Yok yok. Sen işine bak ben hallederim.
babamla sıkı kavga ettik. Hayırdır? Benim yüzümden mi? Sana haksızlık yaptığı için. Bak yapma böyle şeyler. Duydun mu? Benim yüzümden kimseyle aranı bozma. Evet, tamam. Yani çünkü... Böyle olmamıza dayanamıyorum. Zeynep, olması gerektiği gibi her şey. Hayır, değil. Bana karşı çok uzaksın. Aramızda bir şey yaşanmayacaksa bile... ...bana karşı uzak durmanı istemiyorum. Sizi kıskanıyorum. Ne? Kimi? Cemre'yi, Ali'yi. Bence Zeynep boşuna uğraşıyor Kuzey'le konuşmak için. Niye? Ne bileyim. Bana öyle geliyor. Engeller kalkıyor artık. Birbirlerine de aşıklar. Kim aşık? Kuzey mi? Bana öyle geliyor. Ortada aşk maşk yok bence. Ben bugün buraya sadece seni görmek için geldim. Yakında boşanıyorsun da. İnşallah. Aramızdaki tek engel bu değil mi zaten? Sağ kalbim, sağ kalbim. Harun, Harun, demir kaydedin. Yani bak. Ya vallahi ne diyeceğim, ne bilemiyorum yani sana. Ama... Sen en başından beri çok nettin. Çok açıktın. Ama sen değilsin. Ya önce şu bulutlar bir ortadan kalksın. Sonra önümüzü görelim. Boşanayım ondan sonra mı diyorsun? Yok zaten ben boşandım gitti yani o. O iş kafamda da bitti yani. Onda bir sıkıntı yok. O mesele bitti yani. Ondan dolayı, onunla bir alakası yok da. Ya bak benim canım sıkkın bu aralar biraz. Yani bir takım durumlar var. Öyle karışık yani. Ben anlamıyorum gerçekten. Ya benim şimdi de gitmem lazım. Evde bazı durumlar var. Çok karışık. Gerçekten. Çocuklar.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.